Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İlk kez karşılaşanlar için ben Gamze. Bu kanalda sizler için yaptığım suç araştırmalarından bahsediyorum. Eğer gerçek suç hikayeleri ilginizi çekiyorsa aşağıdan kanala abone olabilir, videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bugün üzerine konuşacağımız dava benim ilk haftadan beri takip ettiğim bir dava ve bahsedeceğimiz isimler ise Esra ile Emel Asehli kardeşler. Tarih 7 Haziran 2022. Avustralya Canterbury'de bir mülk sahibi, kiracılarının birkaç kirayı ödemediğini, artık telefonlarına da cevap vermediğini söyleyerek yerel polisleri aradı. Polisler kız kardeşlerin yaşadığı 115 numaralı daireyi ziyaret ettiklerinde ise ne kapıyı açan ne de seslenmelere cevap veren hiç kimse yoktu. Bunun üzerine kapı kırılarak içeriye girildi ve ilk saniyeden itibaren apartmanın tamamını saran o nahoş kokunun sebebi ortaya çıktı. Esra ve Emel kaldıkları 115 numaralı dairede iki farklı yatakta cansız bedenleri çürümüş halde bulundu. Evde anormal bir dağınıklık ya da zorla girme belirtisi de yoktu. Yine de bedenlerin durumuna bakıldığında bu olay kayıtlara şüpheli ölüm şeklinde geçti. Bedenler kimliklerinin doğrulanması ve ölüm nedeninin saptanması için adli tıpa gönderilirken ev sahibi ve komşuların ifadesi alındı. Kızlar 2021'den beri bu evde oturuyorlardı. Genel olarak sakin ve ürkek bir yapıları olmasına rağmen sıcakkanlılardı. Hiç sorun çıkarmazlardı. Son aya kadar da ödemelerini aksatmazlardı. İlk kez kirayı geciktirdiklerinde birkaç güne ödeme yapacaklarını söylemişlerdi. Oturdukları dairenin kira bedeli ise haftalık 450 dolardı. Yani lüks sayılabilecek bir hayatları vardı. Bölge halkı da benzer şeyler anlattı. Esra ve Emel'in sık sık yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna kahve almaya gittiklerini söylediler. Kızlar kısa bir dönem trafik kontrolcüsü olarak çalışmışlardı. Daha sonra ne iş yaptıkları ise bilinmiyor. İşleri kızıştıracak bir detay olarak kızlar aslında Avustralya hükümetinden sürekli olarak sığınma talep ediyorlardı. Sonradan edinilen bir bilgiye göre Esra ve Emel 2017 yılında aileleriyle gittikleri bir tatilden yanılmıyorsam yanlarına sadece 5000 dolar alarak Sydney üzerinden Avustralya'ya gelmiş, burada da sığınma talep etmişlerdi. Sığınma talep gerekçeleri ise tam bir muamma çünkü bakanlık bunu açıklamayı reddediyor. Bu konuda bildiğimiz ve emin olduğumuz tek şey ise bu kızların sığınma talepleri reddedildikçe talebi yineledikleri. Kız kardeşlerin cansız bedeninin evlerinde bulunmasının ertesi günü BMW marka arabaları tozlu ve zincirlenmiş halde yine evlerinin yakınında bulundu. Ayrıca aynı gün apartman görevlisi polislerle görüşmek istedi ve kızların cansız bedeninin bulunduğu gün polislerden hemen sonra eve girdiğini, iki farklı odada yerde haç bulduğunu söyledi. Bakanlık da kızların sığınma talebi gerekçesini bir türlü açıklamadığı için hemen dedikodular başladı ve ilk olarak kızların din değiştirdiğini, bu yüzden kendilerini güvende hissetmeyip Avustralya'ya sığınma talebinde bulundukları konuşuldu. Toplumun geneli de bu teoriyi mantıklı bulup inanınca dava hemen sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Üstelik daha polis kızların fotoğrafını bile yayınlamamıştı. Konuşulan bir dava olduğu için polisler hemen bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve şöyle söylediler. Kızların kimlik tespiti gerçekleşti. Ailelerine ulaştık ve bizimle işbirliği yapmayı kabul ettiler. Açıklama yapılıyordu yapılmasına ama fotoğraf bir türlü yayınlanmıyordu. Hatta bu olayın haberi Türkiye'de bile yapıldı. Dedikodular davanın gidişatını etkileyecek boyuta geldiğinde ise yetkililerden bir açıklama daha geldi ve ön otopsiyi tamamladık. Kızların vücudunda herhangi bir darp izi yok. Cinsel saldırı belirtisi yok. Bedenlerin durumu nedeniyle bulunmalarından en az bir ay önce ölmüş olmalılar. Ölüm nedenleri ise belirlenemiyor. Ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi için ayrıntılı otopsi ve toksikoloji raporu bekleniyor. Bu açıklama çok belirsiz bir açıklama olduğu için ortalığı hiç de sakinleştirmedi. Bu aşamada ben de dahil herkes kızların ailesinin öne çıkmasını, çocuklarının fotoğraflarını yayınlayarak yerel halktan yardım istemesini bekledi. Ama bu olmadı. Bunun yerine ilk kez açıklama yapan polisler bir açıklama daha yaptı ve şöyle söylediler. Evet, biz kızların kimlik tespitini yaptık. Suudi Arabistanlılar, aileleriyle iletişim kurduk fakat aile bizimle işbirliği yapmayı reddediyor. Kızların fotoğrafının yayınlanmasına ise şiddetle karşılar. İlk açıklamalarının tam tersi bir söylem bu. Fotoğrafların yayınlanması çok önemli çünkü kızları tanıyıp bir şey biliyorlarsa eğer gidip polise yardımcı olacaklar. İlk senaryo şöyle yazıldı. Esra ve Emel Suudi Arabistan'daki ailelerinin yanındayken
din değiştirmeye karar verdiler. Aileleri karşı çıktığı için kaçtılar. Avustralya'ya sığınma talep ettiler ama aileleri onların peşine düştü ve kızları yok etti. Bu senaryo daha fazla ilgiye sebep oldu ve çok geçmeden ünlü bir medya kuruluşu kızların apartmanına gitti. Orada bir araştırma yaptı. Ev sahibi yeniden konuştu. Kızların annesinin ziyarete geldiğini ama Avustralya'yı sevmediği için çok kalmadan döndüğünü söyledi. Gazetecilerle konuşan başka bir tanık ise kızlardan birinin Iraklı, sakallı, esmer bir sevgilisi olduğunu söyledi. Bir başkası da kardeşlerin öldükleri varsayılan tarihten çok çok kısa bir süre önce yine hemşerileri varsayılan bir adamın onları ve adreslerini sorduğunu söyledi. Ayrıca ölmeden kısa süre önce kızlar bir erkek hakkında şikayetçi olmuş ama daha sonra şikayetlerini geri almışlardı. Bunu anlatan kişi de apartman görevlisi bu arada. Onun nasıl haberi olmuş derseniz, kızlardan birisi apartman görevlisine gidip güvenlik kamerası görüntülerini istemiş. Çünkü kendilerini rahatsız eden birisinin olduğunu, ki bu kişinin tamirci olduğu varsayılıyor, ondan şikayetçi olacaklarını, bu yüzden güvenlik kamerası görüntülerine ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Görevli şöyle de bir not düşüyor: bu kamera görüntülerini benden aldıktan sonra iyice içlerine kapandılar. Ekstra bir korkaklık durumu oldu. İşte pencere açmamaya başladılar, perde açmamaya başladılar. Genelde gelip geçerken bize selam verirlerdi. Bu selamlar azaldı. Zaten çok fazla dışarıya da çıkmıyorlardı. İşte bu ekstra korkaklık durumunu fark eden komşular kızların refahından endişe edip yetkilileri çağırmışlar. Görevliler geldiğinde ise kızlar önce kapıyı açmak istememiş. Büyük bir çabanın ardından kapıyı açmaya ikna olduklarında ise yetkililer bir anomali olduğunu fark etmiş ama evde herhangi bir dağınıklık yokmuş. Kızlar da iyi ve güvende olduklarını söyleyince ayrılmak zorunda kalmışlar. Burada şunu da söylemeliyiz: komşular tarafından kesin olmamakla birlikte kızların biyolojik ailelerinin nüfuslu ve çok zengin insanlar olduğu söyleniyor. Bu haber yayınlandı ve yeni bir teori ortaya çıktı. Artık insanlar kızların şikayetçi olduğu o tamircinin onlara zarar verdiğini düşünmeye başladı. Biz sosyal medyada ve forumlarda bunu tartışırken gazetenin yayınladığı makale güncellendi ve iki yeni bilgi öğrendik. Birincisi, kızlar Hristiyan olmamışlardı, ateistlerdi. İkincisi, bir etkinlikte onlarla yolu kesişen bir kadına da güvende olmadıklarını, peşlerinde birilerinin olduğunu söylemişlerdi. Bu yeni bilgilerden sonra açıklamamız gereken bazı noktalar var. Öncelikle teorilerden birisi kilitlenen o arabaya dayanıyordu. Ama bununla ilgili de bir tanık konuştu ve arabanın yanlış park sebebiyle yetkililer tarafından kilitlendiğini söyledi. Böylece bu teoriyi konuşmaya bile gerek kalmadı. İkinci olarak ise çoğu insan kızların doğalgazdan zehirlendiğini, sadece bunu açıklamak için toksikoloji raporunun beklendiğini düşünüyordu. Bu teorinin en büyük dayanağı ise kızların pencerelerinin ve kapılarının tamamen kapalı olduğunun düşünülmesi. Ama araştırmacılar başka bir ihtimali değerlendirirken kızların kaldığı dairenin geçmişe dönüp Google Search görüntülerini izlediler ve fark ettiler ki dairenin penceresi açık. Üçüncü olarak erkek arkadaşı ihtimali. Tanıklardan birisi kızlardan birinin bir erkek arkadaşı olduğunu söylemişti, biliyorsunuz. Belki de erkek arkadaş onlara zarar vermiş olabilir diye düşünüyorlardı. Ama bahsettiğim araştırmayı yürüten muhabirlerden birisi çok kritik bir tanığa ulaştı. Görgü şahidi hanımefendi şöyle söylüyordu: biz bir festivalde Esra ve Emel'le karşılaştık. Kızlar genel olarak çevresine karşı bir duvar örmüştü. Çok konuşkan değillerdi. Yine de biz yakınlaştık ve bir süre konuştuk. Bana cinsel yönelimlerinden bahsettiler. Size ikisinin de hemcinslerinden hoşlandığını söyleyebilirim. Son olarak da bu kızlar isim değiştirmişlerdi. Yani muhtemelen Esra ve Emel olarak tanınmıyorlardı. Yüzlerini görebildiğimiz bu tek fotoğraf ise ailesinin izni olmaksızın polisler tarafından kızların pasaportundan alınarak yayınlandı. Bir de bakanlıkta çalışan birisinin sızdırdığı iddia edilen bir dedikodu var. Fakat altını çiziyorum, bu bir dedikodu. İddiaya göre Esra ve Emel cinsel yönelimleri yüzünden kendi ülkelerinde güvende hissetmedikleri için Avustralya'da sığınma talebinde bulunmuşlar. Tekrar söyleyeyim, bu bilgi bakanlık tarafından onaylanmadı. Tamamen bir dedikodu. Hala çürütülmemiş teorilere geçecek olursak, İlk ve en absürtünden başlayalım. Bu teoriye göre kızlar birer ajan. Böyle düşünen kişilerin dayanağı ise kızların Müslüman bir ülkeden gelip ateist olduklarını söyleyip evlerinde haç taşımaları. İddiaya göre kızlar deşifre olmamak için haç kullanıyordu. Ama başarılı olamadılar. İki ülkede onları yok etmiş olabilir. Hatta bu yüzden belki de bir açıklama yapılmıyor.
Bence bu iddia oldukça zalimce ve kızların dini inancı üzerindeki şaibeye dayandırılmış. Bakanlığın da bu şaibeye binaen sustuğu söyleniyor. Ama tam tersi de olabilir. Belki de onlar sustuğu için böyle bir muamma var. Ayrıca pekala kızlardan birisi farklı dine, diğeri de farklı bir dine mensup olabilir. Belki de evi kiraladıklarında haç zaten evdeydi. Yetkililer bir açıklama yapmadığı için bunları bilemiyoruz. Fikrimce onların ajan olduğunu söylemek teori üretmiş olmak için üretmek gibi bir şey. İkinci teori de bu şikayetçi oldukları adama dayanıyor. Belki de o adam kızlara zarar verdi diyor. Tabii bu da afaki çünkü elimizde net bir kanıt yok. Üçüncü teori ise kızların ailesinin suçlu olduğunu varsayıyor. Çünkü en başta cenazeyi bile almak istemediler. Kızlarının fotoğraflarının yayınlanmasını istemediler. Biliyorsunuz genelde şaibeli durumlarda kurbanın ailesi Allah göstermesin ama çıkıp basın aracılığıyla adalet aramak ister. Herkes bilsin de hani kıyıda köşede bir şey bilen birisi varsa anlatabilsin. Sesimizi duysun diye. Bu kızların ailesinde böyle bir durum yok. Aksine kendi isimlerinin açıklanmasını bile istemiyorlar. Açıkçası bu teori benim için diğer ikisinden çok daha mantıklı. Kızlar Avustralya'ya geldikten sonra annelerine dayanamayıp yerlerini söylemiş olabilirler. Belki de önden anneleri geldi. Çok kısa bir süre kalmış zaten Avustralya'yı sevmediğini söyleyip hemen ayrılmış. Geri memleketine döndüğünde ise diğerlerine haber verdi. Ya da belki de haber vermese bile anneleri takip edildi. Böylece birileri, kızların korktuğu her kimse onların adresini öğrendi ve onlara zarar verdi. Dediğim gibi bu teori benim için diğer ikisinden çok daha mantıklı. Fakat ağırlıklı olarak aklımın gittiği bambaşka bir şey var. O da kızların kendi hayatlarına son vermiş olabilecekleri fikri. Bu ihtimalde vücutlarında darp izi olmayışını açıklayabilir. Yine de şöyle söyleyen insanlar var. Bu kadar karmaşanın içinde bu çok basit bir son. Bu bariz şüpheli bir ölüm. Onlara şöyle cevap veriyoruz. New York'ta yakın zamanda yaşanmış bir olay var. O da Faria kardeşler olayı, Esra ve Emel olayının neredeyse aynısı. Birisi 23, birisi yanılmıyorsam 16 yaşında iki kız kardeş yine Suudi Arabistan'dan kaçıp bu kez New York'ta sığınma talebinde bulunmuşlardı. Ülkelerinden kaçmalarının nedeni ise bir aile üyeleri tarafından istismar edilmeleri. Bunu diğer üyelerle paylaştıklarında ise susun cevabını almalarıydı. Onlar da tıpkı Esra ve Emel gibi sığındıkları ülkede paraları bitene kadar lüks bir hayat yaşamışlardı. Kredi kartlarının limitlerini zorlamışlardı ve hiç paraları kalmadığı gün sığınma taleplerinin reddedildiğini öğrenmişlerdi. Daha sonra da bölgedeki bir gölden kızların elleri birbirine bantlanmış şekilde cansız bedenleri çıkarıldı. Tıpkı Esra ve Emel'de olduğu gibi bu kayıtlara şüpheli ölüm şeklinde geçti ve herkes cinayetten şüphelendi. Ama daha sonra bir sürü kamera görüntüsü ortaya çıktı ve Faria kardeşler son günlerinde artık hiç parası kalmayıp taleplerinin de reddedildiğini öğrenince bir parka gitmişlerdi. Bu parkta oturmuşlar, böyle ellerini açıp dua etmişler, bir sürü ağlamışlar, birisi farklı bir yerde oturmuş, diğeri farklı bir yerde oturmuş. Daha sonra da bir araya gelip ellerini önce şu şekilde, daha sonra birbirine bantlayıp göle atlamışlar. Uzmanlar yaptıkları bu şeyin bedenlerinin birbirinden ayrılmaması için olduğunu söylüyor. Olay benzer, kızların tavırları benzer. İlk bakışta şüpheli ölüm gibi ama işin ardında yalnızlık, sahipsizlik ve baş etmekte zorlanılacak başka duygular var. Bu yüzden bu teori bana mantıklı geliyor. Evet, olay kısaca haber niteliğinde bu şekildeydi. Teorilerle ilgili kendi fikirlerimi zaten yerinde söyledim. Her iki olay içinde refahımızı gözetmesi gereken ailelerimiz. Başımıza bir şey geldiğinde ya da kritik bir değişiklik yapmak istediğimizde bizi destekleyip evet senin yanındayım, seni seviyorum ve sana güveniyorum demek yerine karşımızda olmaları. Hissedilen o kırgınlığın, o güvensizliğin nelere sebep olacağını hiç bilmemeleri ya da daha kötüsü hiç umursamamaları. Dilerim hiç kimse bu korkunç hisle tanışmaz. Unutmayın bu kadınların hikayesi sadece bir hikaye değil. Onlar bir zamanlar gerçekten yaşadı ve biz henüz ne olduğunu bilmesek de hissettikleri her şey gerçekti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.